Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, Alak suremizde son dersimizde beraberiz tekrardan. Şimdi en son görmüş olduğumuz suremizin birinci bölümünü bitirmiş olduk. Konuyu bitirdik. İlk inen ayet-i kerimeleri. Şimdi ikinci bölüme geliyoruz. İkinci bölümümüzde İlk inen 5 ayet-i kerime zaten konu bağlamında görmüştük geçen dersimizde. Şimdi ikinci bölümündeyiz surenin 6 ile 19. ayet-i kerimeler. Konu Ebu Cehil özelinde inkarcı bir karakterin tutumunu bize anlatmış olacak. Şimdi ikinci bölümün konusu aslında Ebu Cehil. Konu Ebu Cehil. Peki Ebu Cehil kim? Hızlıca değinelim. Ebu Cehil Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de özellikle bahsedilen 3 büyük düşmanından bir tanesi. Ebu Cehil birincisi, ondan sonra başka kim var? Ebu Leheb var amcası ki onunla ilgili özel sure inmiş. Velid ibn-i Mughira var. Bu da Halid bin Velid'in bizim büyük kumandan yani oğlu Müslüman olduktan sonra büyük fetihlere, büyük kumandanlıklara, büyük zaferlere imza atmış olan o büyük sahabe efendimizin babası Velid ibn-i Mughira maalesef iman etmiş mi iman etmemiş. Bu da Peygamber Efendimiz'in en büyük düşmanlarından bir tanesi. Ebu Cehil bu üçünden farklı en soylusu ve en toplumdaki gözde ismi. İsmi Ebul Hakem aslında hikmetin babası. Yani ilimde, bilgide, edebiyatta, konuşmada, entelektüel bilgide zirveye ulaşmış bir isim. Toplumun önderi Ebul Hakem ismi. İslam ona Ebu Cehil ismini veriyor. Nedenini bu surede daha iyi anlamış olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında daha böyle çok zor bir süreçte 39 Müslüman var ve ezilmeye başlanmışlar. O sırada yapmış olduğu bir dua var. Allah'ım iki Ömer'den birisiyle bu dini kuvvetlendir ifadesinde ve Peygamber Efendimiz'in duasında o Amr'la Ömer'in, Amr ismiyle Ömer isminin yazılışı Arapça'da aynı. İkisinden biriyle dini kuvvetleştir dediği birincisi Hazreti Ömer. İkincisi dayısı olan Ebul Hakem, Amr bin Hişam. Yani Peygamber Efendimiz çok zayıfken, din yani Müslümanlar ezilmeye başlarken iki kuvvetli isimden birini Allah-u Teala'dan istiyor. Yani ikisinden biri Müslüman olsa bu dönemde çok işlerine yarayacak. Müslümanları 40. Müslüman figürünü açacak. İki potansiyel var. Birisi Hazreti Ömer duruşuyla, yani yaşayışıyla, kimseyi bu noktada hak bildiği yolda kimseyi takmadan yürüyüşüyle Hazreti Ömer var. Bu noktada aynı karakterde Amr bin Hişam yani Ebu Cehil var. Peygamber Efendimiz ikisinden birisini istiyor ve bu ayet bağlamında düşündüğümüzde ikisi de ilmi anlamda çok kendini geliştirmiş, ikisi de toplumun önderi, ikisi de parmakla gösterilen isim ama farkını anlatacak ayet-i kerime. Yani okumak sadece okumak yetmiyor. Bismi Rabbike kısmını anlatacak. Hazreti Ömer burada İmanla müşerref oluyor ve hem kendi çok şey kazanıyor hem İslam'a çok şey katmış oluyor. Amr bin Hişam ise bu temenniden mahrum kalmış oluyor. Evet, Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği hususunda şüphesi yok. Çünkü biri anlayacaksa en akıllı, en bilgili, en entelektüel olan oydu. O çok iyi biliyordu bunu. Siyer kitaplarında değerli izleyenler bununla ilgili bir rivayet naklediliyor. Bu Peygamber Efendimiz'in gene en büyük düşmanlarından o zamanki Ebu Cehil, başka bir düşmanı Ahnes bin Şerik, bir de daha sonradan Müslüman olacak olan Ebu Sufyan. Bunlar çok ateşli tabiri caizse muhalefet yapıyorlar gündüz. Akşam neyinse siyer kitabında anlatılan olay, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine gece vaktinde Kur'an dinlemeye gidiyorlar. Tabi aşikare evine gitmiyorlar, duvarlarından kulaklarını dayıyorlar. Gizli gizli dinliyorlar, bağımlısı olmuşlar. Ayetlerin bağımlısı olmuşlar tabiri caizse. Daha sonra bu birbirleriyle karşılaştıklarında özetle söylüyorum. Ne yapıyoruz biz vesaire, sakın bir daha yapmayalım diyorlar. Ertesi gün gene dayanamıyorlar, geliyorlar. Bu olay 3 gün cereyan edince bir daha anne babaları üzerine yemin ediyorlar. Buraya bir daha gelmeyeceğiz çünkü çelişkili bir durum var. Sonra Ahnes bin Şerik, Ebu Sufyan'la diyorlar ki peki o duyduklarımız bizi bu bağımlı hale getiren neydi yani bu? Diyorlar ki bu yani bu vahiydi herhalde. Sonra Ebu Cehil'in yanına gidiyorlar, ona soruyorlar. Ebu Cehil diyor ki, yani bunda şüphe yok, bu vahiydi. Ya bu kesin, Allah'tan geldiği kesin. Peki neden iman etmiyoruz? Çünkü bizim kabilemizle onların kabilesi arasında liderlik yarışı var.
ve hep dönem dönem değişmiş. Şu an liderlik bizde, bize geçmiş. Şimdi onlar öyle bir şey iddia ediyorlar ki peygamberlik. O peygamberliği onlara verirsek kıyamete kadar bir daha bizim kabilemiz liderliğe geçemez. Çünkü peygamber, bizim de peygamber getirmemiz gerekecek. Öyle bir şey olmayacağı için bu topa hiç girmiyoruz diyerek aslında çıkarlarına ters düştüğü için temelde Ebu Cehil'in Hazreti Ömer karakterinde olmasına rağmen neden Hazreti Ömer'in her şeye rağmen bütün kabilesine rağmen Hazreti Ömer de aynı kabileden her şeye rağmen Hazreti Ömer doğruyu gördüğü anda imana girerken Amr bin Hişam olan Ebul Hakem ise eski ismiyle Ebul Hakem, İslamiyet'in taktığı isimle Ebu Cehil ise neden İslam'la müşerref olamıyor? İşte buradaki Rabbinin adıyla oku, yani doğruyu bulmak için okuyan Hazreti Ömer karakteriyle Ebu Cehil'in karakterinin sonucunu, hüsranını, aynı karakterin tabiri caizse iyi olan tarafı Hazreti Ömer, aynı profildeki birinin kötü olan tarafı ise, kötü tercihlerin sonu ise Amr bin Hişam, Ebu Cehil olmuş oluyor. Evet, Ebu Cehil ile ilgili surenin bu kısmı, genel rivayetlerde başka isimler zikrediliyor ama genel tefsirler buradaki rivayetin Ebu Cehil ile ilgili olduğunu söylüyorlar. Peki, ayetin sebebi nüzulünün bir kişiyle olması ona ait olduğunu mu gösterir? Hayır, olaylar özel değinmiş olabilir ama ayetlerin şeyi geneldir, işareti geneldir. O vasfı taşıyanlardır, yani çağın Ebu Cehilleridir, o vasfı taşıyanlaradır hitap aslında. Bir hikaye anlatıyordur. Hikaye üzerinden mesaj bizedir, herkesedir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e ayet olmazdı. Zaten eskiden yaşanmış, bitmiş bir olay. Buna usulü tefsirde şöyle diyoruz. Lafzın veya usulü fıkıhta sebebin hususiliği lafzın umumiliğine engel değildir. Sebep hususi olabilir ama lafız herkesi kapsar. Şimdi ayet-i kerimeye geliyoruz. Ayet-i kerimenin sebebin nüzul ile ilgili bu arada bu olaylar yaşanmadan, bu ayetler inmeden önce bir olay yaşanıyor. Bu olay ne? Ebu Cehil peygamber Ebu Cehil bir gün arkadaşlarına diyor ki Muhammed yüzünü toprağa sürüyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Yani secde ediyor mu? Hakaret ediyor yani. Önünüzde yani Kabe'nin oraya gelip secde ediyor mu hala diye soruyor. Evet diyorlar. Bunun üzerine Ebu Cehil diyor ki Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki böyle yapıp görürsem bir daha mutlaka ensesine bineceğim. Yüzünü toprağa sürteceğim. Yani tabiri caizse döveceğim, orada mahvedeceğim onu diyor. Bir gün gene geliyor, Peygamber Efendimiz'i görüyor. Boyuna basmak maksadıyla geliyor Peygamber Efendimiz'in. Öyle görünce şimdi toplumun lideri bir şey söylemiş. Peygamber Efendimiz ve onu yapıyor ertesi gün. Ne yapacak şimdi? Bir şey yapmalı. Gidiyor basmak için. Tam o sırada korkarak geri geldiğini görüyor arkadaşlar. Elleriyle bir şeyden korumaya çalıştığını arkadaşlar anlamıyor ama gözükmeyen bir şeyle mücadele ediyor Ebu Cehil. Ona sana ne oldu diye soruyorlar. Diyor ki tam basmak için gittiğimde benimle onun arasında ateşten bir hendek ve korkunç bir varlık vardı. Ve kanatları olan bir varlık meydana geldi. Ondan kaçıyordum dedi. Peygamber Efendimiz diyor ki bu hikayenin devamında eğer bana yaklaşsaydı gerçekten melek onu kapıp parça parça edecekti diyor. Evet, bu hadis-i şerif ve benzer hadis-i şerifler Buhari'de vesaire sahih hadis literatüründe bu 6 ve 19. ayet-i kerimelerin sebebin nüzulü ile ilgili anlatılan olay bu değerli izleyenler. Şimdi başlamış olalım ikinci bölümümüze. Şimdi değerli izleyenler ayet-i kerimemize geçelim. Kella, hayır diye Türkçe'ye çeviriyoruz. İnne, tahkik yani tekitlemek, pekiştirmek, vurgulamak için gelir. Gerçek şu ki, muhakkak ki, el insane, insan, le yatka, çizgiyi aşar diye çevirdik değerli izleyenler. Le ayrı, yatka ayrı. Lan burada yine tekittir. Yatka ise çizgiyi aşar, isyan eder manasında. En ra'ahu, ne yaparak? En ra'ahu, görerek. İstegne, yeterli. İnsan kendini yeterli görerek çizgiyi aşar, sınırı aşar. İki ayeti birleştirdik. 6 ve 7. ayetin manalarını birleştirmiş olduk. Burada şimdi 4 şey göreceğiz bu iki ayette. Birincisi değerli izleyenler, tuğyan. Yani buradaki taga fiili. Ne demek? Çizgiyi aşmak ne demek? İsyan etmek. Hakikatlere körlüğün yegane sebebi diyeceğiz buna. İki, sebebin hususiliği, lafzın umumiliği söyledik aslında. İnsan ifadesinin işaret ettiği anlam kim burada? Direkt Ebu Cehil demedi bakın. İnsan dedi. 3, dil bilgisi kuralı söyleyeceğiz bir tane. 6 ve 7. ayeti birbirine bağlayan gerekçeyi. 4.'sü istigna fiilindeki icaz, yani derin anlam mı görmüş olacağız. Şimdi tuğyana gelelim değerli izleyenler. Tuğyan tekebbür ve temerrüttür. Yani sınırların ne olduğunu bildiği halde, bilerek
ve isteyerek isyan eden, ne olduğunu çok iyi bildiği halde isyan eden demektir. Bu ayet-i kerime hakkında sözün özü şudur değerli izleyenler. Ne olursa olsun burada insanın sapma sebebi dünya sevgisi, mal, makam, servet ve kudret tutkusudur. Yani ayet işte kafama yatmıyor falan filan değil aslında. Yani çıkarına, keyfine, zevkine ters düştüğü için çizgiyi açar insan manasındadır ayet-i kerimenin. Bu kadar açık deliller karşısında inanmayışının sebebi şu hadis kafama yatmıyor falan değil. İşte hadisler arasında çelişki var gibi günümüzde dile getirilen şeyler. Kur'ancılar vesaire, hani bize Kur'an yeter diyenler, aslında işin temeli ne? İnsanın çıkarlarına, yaşadığı hayata, kendini değiştirmesi gereken nefsine, hevasına, hevesine ters gelen tarafları kabullenememesi aslında insanı çizgiden çıkaran nokta olduğunu, tuğyan kelimesi bilerek isteyerek sapmak anlamına geliyor. Evet, bir parça incelik değerli izleyenler. Burada Kur'an bağlamında baktığımızda Hazreti Musa'nın da bir düşmanı var, Firavun. Peygamber Efendimiz'in de bir düşmanı var, Ebu Cehil. Ebu Cehil, Firavun ile ilgili Allah-u Teala ayet-i kerimede bahsederken şimdi ekrana getiriyoruz. İzheb ila firavne, ey Musa Firavun'a git, innehu taga, o azdı, çizgiyi aştı, sınırı aştı derken, Peygamber Efendimiz'in düşmanı olan Ebu Cehil ile ilgili kella innel insane leyatka, bu insan, yani özelde Ebu Cehil, leyatka, bakın yukarıda taga dedi, burada leyatka dedi. Bunun başındaki lam ne anlam ifade ediyor? Aslında bunun hikmeti, Firavun başlangıçta Hazreti Musa'ya ihsanda bulunmuş. Çünkü onun evinde yetişmiş Hazreti Musa. Daha sonra düşmanlık etmiş ama ölürken ben iman ettim demiştir. Ama şimdi mi iman ettin denmiştir. Ölürken gerçeği görmüştür yani Firavun. Ama Ebu Cehil ise ta çocukluktan beri Peygamber Efendimiz'e haset etmiş. Hep düşmanlıklar yaşanmış. Hazreti Hatice ile evliliği sırasında Hazreti Hatice ile evlenmek istemiş. Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz seçince çılgına dönmüş. Hep düşmanmış yani. Zaten peygamberlik geldikten sonra düşmanlığı devam etmiş. Ölürken bile değerli izleyenler, öldüğü esnada bile Muhammed'e benim öldüğümü benim ondan daha kötü ona benden daha kötü düşmanlık yapan birisinin gelmeyeceğini söyleyin. Ölürken kellesi kesilecek, sahabe efendimiz kellesini kesecek. Muhammed'e aynen bunları naklet diyerek ölürken bile isyan içerisinde ölmüş bir Ebu Cehil var. Firavun ise hani başlangıçta iyi, sonda iman etmiş, ortada kötü. Yani Firavun'u burada savunmuyoruz tabii ki ama Ebu Cehil ile kıyaslayınca birisine taga diyor Allah-u Teala, birine layatka diyor. Aslında Ebu Cehil'in düşmanlığını Kur'an bağlamında görmüş oluyoruz. Evet. Sebebin hususiliği, lafzın umumiliği, insan ifadesini işaret ettiği anlam. Kaidemiz şu, zikretmiştik. Sebebin uzulün özel olması ayetin hükmünün genel olmasına engel değildir. Yani ayet Ebu Cehil ile ilgili, o zaman bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bu özelde anlatıyordur, hikaye metoduyla anlatıyordur ama muhatap o karakteri taşıyan herkestir. Evet, dil bilgisi kuralı. Biz dedik ki insan azdı ne yaparak? Kendini müstağni görerek. Burada dil bilgisi ile ilgili 6 ve 7. kelimeler arasında gizli bilgi, şimdi slide'da da göreceğiz. Lam harfi vardır. Bu lam şu demektir. Yani sebep bildiren bir lamdır. İnsan azdı. Niçin? Li'en, lam hasfedilmiştir. Li'en ra'ahu istagna. Evet, dil bilimci Ahveş'in açıklamalarına göre 6 ve 7. ayet-i kerimeler bir cümle aslında. 2. ayet, yani 7. ayet, 6. ayetin gerekçesini anlatıyor. İnsanoğlu niye sapıtıyor? Çünkü en ra'ahu istagna, kendini yetersiz, yani başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlık gibi düşünmeye başlıyor. Kibirin, gururun temel fonksiyonunu anlatmış oluyor. Evet, istagna fiilinde değerli izleyenler gördüğümüz gibi orada bir sin harfi var. İstagna'daki sin harfi. Bu Arapçada bunun ekstra manaları var. Yani bu sin harfinin 7 tane manası var dil bilimcilere göre. Buradaki manası şu, talep manasında. Yani insanoğlu kendi çabasıyla mal sahibi olduğunu zannederek, yani kendisi bunu isteyerek, talep ederek, yani ben malımı kendim kazandım, kimseye ihtiyacım yok düşüncesine girerek aslında sınırı, çizgiyi aşıyor demiş oluyor ayet-i kerime. Evet, şu an inkarcı karakteri anlatıyoruz. Birincisi neydi? Çizgiyi aşıyor, bile isteye. İkincisi kendini yetersiz görüyor, böyle çizgiyi aşıyor. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.